Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sercan ve yanımda da arkadaşım Alp var. Merhaba Sercan. Merhaba Alp'cim. Şimdi sayıları nasıl algıladığımız ve sayılar hakkında günlük hayatımıza en uygun olacak şekilde nasıl düşündüğümüz konusunda konuşuyorduk ve Sercan bana bir test yapacağını söyledi. Evet, evet, aynen öyle. Kalemini ödünç alabilir miyim? Tabii ki. Evet, şimdi kalemi doğru kullanmam lazım. Biraz alışman lazım. Hatta bu çizdiğin şey pizza dilimine benzedi. Aslında bu bir üçgen. Tamam konuyu daha fazla dağıtmayalım ve testimize başlayalım olur mu? Özür dilerim. Pekala bu bir sayı doğrusu. Alışık olduğumuz sayı doğrularından bir tanesi arkadaşlar. Birden başlayıp bir milyona kadar gidiyor. Şimdi kalemi sana veriyorum Alp ve benim için bini işaretlemeni istiyorum. Binler de olabilir. Bir bakalım. Ne yapmaya çalıştığını anladım. Mantığını kullanarak bini bulabilirsin. Sana içimden ilk gelen şeyi söyleyeyim. Bini ilk olarak buraya koymayı düşündüm. Evet, içimden gerçekten de bu geldi. Ama sonra mantığım ve beynim devreye girdi. Hani şu çok analitik olan beynim. Bu sorunun tabii ki bir doğru cevabı var. Mesela 1 milyona göre binin nerede olacağını bulabiliriz. Öyle değil mi? Evet. Bir milyonu bine bölersek bin çıkar. Aynen öyle bin çıkar. Bunu ona bölmeyi düşünmüştüm ama bin aslında buralarda bir yerlerde olmalı. Aradaki farkı görmek hemen hemen imkansız. Evet, fark görülemeyecek kadar az. Bu inanılmaz bir şey. Peki neden böyle oluyor? Yani bin diye neden burayı işaretledim? Evet, güzel soru. Neden binin 1 milyona olması gerektiğinden daha yakın olduğunu düşünürüz ki? Ve bu sürekli yaptığımız bir şey aslında. 1000 ile 1 milyon arasındaki farkı 1 ile 2 arasındaki, 2 ile 3 arasındaki ya da 1 ile 10 arasındaki farkı düşündüğümüz gibi düşünmüyoruz. 1 ve 2 aralarında çok büyük bir fark var. 2, 1'in 2 katı. 9 ile 10 arasındaki fark ise aslında aynı uzaklık. Öyle değil mi? Birim olarak aynı uzaklık. Bir birim. Yani sayı doğrusundaki uzaklıklar aynı uzaklıklar. Ama günlük hayatımızda 9 ile 10 arasındaki farkı o kadar büyük bir şey değilmiş gibi düşünürüz. Evet ama 1 ile 2 arasındaki fark çok büyüktür öyle değil mi? Hem de 2, 1'in tam 2 katı. Evet aynen. Logaritmik ölçekle düşündüğümüzde... o eski logaritmik ölçek. Evet anladım. O zaman şimdi sen diyorsun ki biz insanlar bize her şeyi doğrusal ölçeklerle öğretilmesine rağmen bu 1, bu 10, bu da 20 olsun. Bize her şey bu şekilde öğretildi. Ama buna rağmen tüm matematik işlemleri yani sayı doğrusu üzerindeki gösterimler aynen kağıt üzerinde böyle çiziyoruz. Doğru. Ama bu şekilde düşünmüyoruz. Mesele bu. Yani düşünürken aynı ölçeği kullanmıyoruz. Çünkü katrilyer ile Katrilyar 10 arasındaki fark? Hiçbir şeydir. Evet, hiçbir şeydir. Ama 1 ile 10 arasındaki fark çok büyüktür. Kesinlikle bu konuda sana katılıyorum. Yani bir sayının katları sayılar arasındaki mutlak uzaklıktan daha önemlidir. Logaritmik ölçeğin yakaladığı durum da bu zaten öyle değil mi? Kesinlikle. Logaritmik ölçeği günlük hayatımızda birçok alanda görmemizin sebebi de budur zaten. Bir mate müzisyen olarak mesela piyanoda görüyoruz öyle değil mi? Hadi şimdi bir piyano resmi göstereyim size. İşte size bir piyano resmi. Evet kalemi alıyorum bakalım bu sefer becerebilecek miyim? Deminki pizza olmuştu umarım bu piyano olur. Evet bu bir do bu da re. Bunların arasında belirli bir uzaklık var değil mi? Burada da do ve re var. Buradaki do ve re. Bu notaları dinlediğimizde aralarındaki farkı anlarız, duyarız ve bu uzaklık ile bu uzaklık birbirine eşittir. Ama frekanslarına baktığımızda uzaklıklar aslında aynı değildir. Yani bu belki kötü bir örnek oldu çünkü R'nin frekansını bilmiyorum. İstersen onu da bulabiliriz. Gerek yok, gerek yok Alpçim. Ben bildiğim frekanslardan örnek vererek gitmeyi tercih ediyorum. Mesela bu oktavla bu oktav arasındaki fark Şimdi bu doysa peki bir saniye madem frekanstan konuşuyoruz istersen x diyelim. La 440 do ama biz ona x diyoruz. Tamam tamam bay Matematikçi, x diyoruz ay bir do dedirtmedin adama X'de, x de x x de x x'imin tasını yedin tepemin x'ini yedin. Tamam <laughs> e, devam ediyorum biliyorum biz, 300 biz... mü eğer bu 300 ise dur dur alp bana müdahale etme x deme bana 300 de anlatacağım. 300 ise ya da 300x kabul ediyorum. x, 300x ya da sadece x xmen. O zaman burası ne olur? 600 olur. 600 yani iki katı, ama sercan şunu unutma, biz matematikçiler her zaman x demeyi ve x kullanmayı çok severiz. Biliyorum, sizi xmenler sizi. Evet, arkadaşlar devam edelim. bizim esprilerimiz çünkü iyice kötüleşecek. Evet, bir oktav arttırdığımızda bunu iki katına çıkıyor. Aynı şekilde bunun da ne olması lazım o zaman? 1200 olması lazım. Bu do garip bir ölçek öyle değil mi? Bununla bunun arasındaki uzaklık 300. Bununla bunun arasındaki ise 600. Ama oktavları dinlediğimizde bununla bunun arasındaki farkın bu iki nota arasındaki farkın yarısı olmaması gerektiğini hissederiz. Yani bir oktav bir oktavdır değil mi? O halde ses perdelerini logaritmik olarak algılıyoruz. Bu konuda hemfikiriz. Aynen öyle. Logaritmik. Piyanoda bütün notaların birbirinin yanında olmasını istediğimiz için... Yani bir do tuşunun burada, bir diğerinin burada, diğerinin de burada, iki katı uzaklıkta. Sonrakinin de buralarda olduğu bir piyano yerine... Kesinlikle piyano üreticileri içgüdülerini kullanarak bunu bilseler de bilmeseler de piyanoları logaritmik bir ölçüye göre tasarlamışlar. Evet çünkü bu şekilde düşünüyoruz. Doğrusal bir ölçekte bunu yapamazlardı. Çünkü o zaman tuşlar sağa doğru gittikçe büyürdü. Koca koca tuşları olan bir piyanomuz olurdu. Ya ben bu fikri çok beğendim. Aslında birisi doğrusal ölçekli bir piyano tasarlamalı bence. Bu muhteşem olurdu. Ama ses perdesini bu şekilde algılamıyoruz maalesef. Ayrıca çalması da çok zor olurdu tabii. Sadece ses perdesi de değil, frekansların büyüklüklerini de aynı şekilde algılıyoruz mesela desibel ölçeği. Bu da logaritmiktir. Daha birçok doğal ve içgüdülerimize dayanan ölçek var. Sesin şiddeti hakkında düşündüğümüzde şu anki konuşmamla biraz daha yüksek sesle yaptığım şu anki konuşmam arasındaki fark için de aynı şeyi düşünürüz. Anlatması biraz zor oldu ama doğru. Bu şekilde algılıyoruz. Sesi yüksek olan bir şeyin fotoğrafı yok elimizde ne yazık ki. Doğru zaten insanları rahatsız etmekte istemeyiz. Onun için lütfen daha fazla bağırmayalım Sercancığım. Neyle rahatsız ediyoruz? Çığlıklarımla mı? Evet. Aa yok canım benim çığlığımın hayranları var. İşe e, yarayacaksa şimdi de çığlık atabilirim değil mi? Atayım mı? Yok yok bence bu yeteri kadar konuştuk bu konuyu. Şaka bir yana bu çok ilginç bir durum. Özellikle de videonun başındaki konuştuğumuz bu küçük test. Bundan sonra gittiğim partilerde bunu arkadaşlarıma da soracağım. Hatta oyun olarak da oynayacağım. Neden olmasın? Aslında son derece mantıklı. Yani 1 milyon lira ile 10 milyon lira arasındaki farka baktığımızda insanların bu tarz kurallara göre hareket ettiğini bilmek harika.